Evet, Palaryan'daki röportajlarımızın sonuna gelirken buradan geçiyorduk, baktık zeytinleri gördük. Hani demin mandalini yedim ya sizin için. Bakalım bir. Efendim, etli zeytin, çok güzel zeytin. Ve bu zeytinler için özel şehir dışına çıkıp bu zeytinleri alıyorlar. Biz ova, neresi bir bakalım burası, neresiymiş ya? Ova marketlerdeyiz arkadaşın yanında. Bir tanıyalım, bir tanışalım. Biz tanıyoruz ama sizleri tanıştık. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı, hoş geldiniz. Sağ ol canım. Güzel zeytinleriniz var. Bu zeytinler nereden geliyor? Zeytinleri biz Kirmit'ten kendimiz yapıyoruz. Kendi havuzdan, kendi imalatımız. Kendi imalatımız. Aynen. Kendimiz yapıyoruz, getiriyoruz. Burada müşteriye sunuyoruz. Vatandaşımıza sunuyoruz. Gerçekten aynen. Çok güzel zeytinler. Kendimiz yaptığımız için öyle yani. Evet. Bir hazırdan kaç yıldan beri bu sektörün içindesiniz? 91'den beri. 91'den beri sektörün içindesiniz. Evet. Başka ürettikleriniz neler var? Pirinci kendimiz yapıyoruz mesela. Bafranın pirinci zaten. Evet. Onları kendimiz, diğerlerini yerinden. Şimdi mesela atıyorum fasulye, bakliyatı falan. Kendimiz yerinden gidip yapıyoruz. Mesela bizim fasulye Vezirköprü'de, Sivas'a gidiyoruz. Siyah üzüm için ta Antep'e gidiyoruz. Rafet Gök. Rafet Gök'le birlikteyiz. Ova marketlerle birlikteyiz. Rafet Bey, ben geldim bir vatandaş olarak, bilmiyorum. Şimdi zeytinlerin hepsi birbiriyle aynı şeyinde ama özel... Sadece kalibre farkı var. Kalibre farkı var. Kalite olarak hepsi aynıdır. Kalite olarak hepsi aynıdır. Aynı yörenin zeytini ama sadece işte kalibre, iriden inceye göre değişir, fiyat da ona göre değişir yani. En fazla tutulan zeytin hangisi? Fark etmiyor, insanların zevkine göre değişiyor yani. İri isteyen irisinden alıyor, ince isteyen incesinden alıyor. Ha, bana şahsıma orta zeytin alacağım. Orta zeytin alacaksın. Şöyle bir kaldırın bakayım şöyle, yani şöyle. Evet, bakın. Fiyatlarımız da zaten ona göre makul. Fiyatlarımız ona göre. Şimdi yeşil zeytini de mi siz yapıyorsunuz? Aynen. Aynen. Yeşil zeytinler de sizin. Akhisar'da bunlar. Manisa. Manisa'dan aldım. Bu biberli mesela. Evet. Şimdi bunu karılar, bayanlar evde tek tek dolduruyorlar yeşili, biberliyi. Bunun da makineyle. Manisa'da? Bunu şimdi normal yeşilken alıyorlar. Evet. Makine var. Makine içinden çekirdeğini çıkartıyor. Ondan sonra eve bayanlar götürüyor mesela. Aynen böyle. Şimdi tutuyorlar mesela, o biberler var. Biberleri tek tek elleriyle dolduruyorlar. Dolduruyor. Tek tek dolduruluyor bu. Başka neler var burada sizin ürettiğin, neler şey yapıyorsun? Ya, vatandaşın diğer... en fazla yani kış ayının yaklaşmasıyla birlikte nelere rağbet ediyorlar? Şurada gördüğünüz hepsini diyelim. Hepsini. Yani bakliyat bir, zeytin peynir iki, işte yumurta zaten devamlı gidiyor. Artı işte yağdı yani... Helva mesela. Helvayı mesela. Aynen aynen aynen. Bunu mesela 3 kiloluk bloğu filiz helvadan yaptırıyoruz biz kendimize. Açık. Bunun tayin oranı biraz daha fazla pakete göre. O yüzden bu biraz daha fazla tutuluyor mesela. Helva kışın insanı sıcak tutar. Acı biber kısımlı olduğu için onları iyi şey tutar. Yani. Ben şimdi arkadaşım sizi çekerken ben yanınıza geliyorum. Evet. Yanınıza geliyorum. Şimdi demin şunu gördük. Pazar yerimiz 350 tane yakın esnafımız var. Evet. Bu büyük pazar yerinde. Ve Bafra'yı burada gördüm. Yani vatandaşlarımız da civar köyümüzden, kentimizden, memuru, işçisi hepsi burada. Çok güzel bir mozaik var. Yani bir burası ayrıca bir ekonominin canlandığı yer Bafra'nın. Aynen, aynen. Çok doğru bir şey. Yani şimdi Perşembe günü bugün. Perşembe olduğu için... Köylü çoğunlukla Perşembe günleri geliyor. Biz zaten pazara. Öyle yani, evet. Aynen. En fazla mesela eskiden beri burası büyük pazar yeri olarak biliniyor. Şimdi ufak pazar yeri de var ama. Şimdi arka tarafta demir çubukçular vardı mesela. Bir Bafra'nın burası merkeziydi. Ha şimdi tabii büyüdükçe dağılabiliyor ama ne kadar olsa insanlarımız, Bafra'daki herkes buraya gelmek zorunda. Bu pazara bir şekilde geliyor. O pazar kültürü var yani insanlarımızda. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, iyi pazarlar. Evet sayın izleyenlerimiz, bakın. Ova marketler zinciri Bafra'nın yerli marketi. Öyle söylüyorum. Fazla da derine girmek istemiyorum. Ne dedi demin başkanımız, pazarcılar odası başkanı? Yerli esnaf candır. Bakın. Evet. Kendi üretiyor, kendi satıyor.
ve düşük fiyata satıyor. Evet. Uygun bir fiyata satıyor. Hayırlı işler diliyorum. Kulağımcığım, var mı işler? Sağ ol.